Ülkemizin gençleri için Cumhuriyet'in 100. yılı hediyesi, Başkent Üniversitesi'nin son teknolojiyle donatılan yeni mühendislik fakültesi binası. Yeni eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açan fakülte binası, 30 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Hem mühendislik eğitiminde gereken son teknolojiye sahip laboratuvarları ve derslikleriyle, hem de doğa dostu çevre düzenlemesiyle örnek bir yapı. Mühendislik Fakültesi çevre düzenlemeleri devam ederken, Başkent Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal çalışmaları yerinde titizlikle inceliyor. Profesör Haberal, sarp yamaçlara tırmanıyor, önerilerde bulunuyor, elleriyle ağaç dikiyor. Nasıl bakalım? Kurulduğu 1993 yılından önce inşaat malzemelerinin döküldüğü bir hafriyat alanı olan, sert arazi yapısı sebebiyle ağaçlandırılması mümkün görülmeyen kampüs bölgesinde bugün 5 milyon ağaçlık bir orman yer alıyor. Pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Green Metric Dünya Yeşil Kampüs sıralamasında Ankara'nın en yeşil vakıf üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Berna Dengiz, yeni binada başlayan eğitim öğretim yılını ve yaşadıkları gururu anlattı. Üniversitemize bu güzel mühendislik binasını kazandırdığı için üniversitemiz kurucusu, yönetimimiz kurulu başkanımız Profesör Doktor Mehmet Haberal hocamıza tekrar buradan çok büyük teşekkürler etmek istiyorum tüm fakülte adına. Oldukça büyük bir binada ve dijital dünyanın gereksinim duyduğu, mühendislerin yetişebileceği ortamları düşünerek, hayal ederek sınıfından laboratuvarına kadar her aşamasını ona göre planlandı. Dolayısıyla böyle güzel bir binada Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı olan mühendisler yetişecek. Herkes çok mutlu. Ben bazen hocalarımıza soruyorum, ne yapıyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Bundan daha güzeli olabilir miydi diyorlar. Hep birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz. En güzel tarafı da çok daha iyi bir eğitim öğretime kavuştu, ortama kavuştu öğrencilerimiz. Onlar da o mutluluğu yaşıyorlar, bizlerle paylaşıyorlar. Teknolojik imkanları ve yemyeşil çevre düzenlemesiyle örnek olan yeni mühendislik fakültesi binasının otoparkına inşa edilen güneş enerjisi panelleri tamamlandığında, Başkent Üniversitesi kampüsünün elektrik ihtiyacının neredeyse tamamı güneş enerjisiyle karşılanmış olacak. Profesör Dengiz, bu çalışmanın teknolojik boyutuyla ve farkındalık yaratma açısından öğrencilere büyük fayda sağlayacağını vurguladı. Şimdi dünya artık yenilenebilir enerjiden yararlanıyor ve bu büyük bir gereksinimdi. Türkiye için de en çok güneş bizde var. Bizlerin de bundan yararlanması lazım. Özellikle de mühendislik fakültesi olarak örnek olmamız lazım. Üniversitemiz önce diğer alanlarda bu uygulamayı başlattı. Şu anda yaklaşık kampüs ihtiyacının %50'si yenilenebilir enerjiden karşılanıyordu. Şimdi bizim fakültemizin park alanlarına da kuruluyor benzer bir sistem. Dolayısıyla tam hesapları bilmiyorum ama sanıyorum %90 ihtiyacı, belki de %100 bu yeni kurulacak yapılarla karşılanabilecek. Bunun diğer taraftan da öğrencilerimize görerek öğrenmiş olacaklar, yaşayarak, çünkü mühendislik fakültesinde okuyorlar. Bu örnekte Türkiye'de ilk örnek, yenilenebilir enerji anlamında da güneş enerjisinden yararlanan bir fakülte olarak da ayrıca farklı bir örnek oluşturacağız. Başkent Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma Uzmanı Ziraat Mühendisi Gaye Yazıcıoğlu, Profesör Doktor Haberal önderliğinde sağladıkları başarı öyküsünü şöyle anlattı. Mühendislik fakültemizin peyzaj çalışmalarına Ağustos ayında başladık. Açılışımıza yetişmesi için büyük bir gayretle çalıştık. Peyzaj alanlarımız bizim diğer üniversitelere oranla daha fazla yeşile önem verildiğini düşünüyoruz. Ve o yüzden alanlarımız büyük oluyor. Hem ağaçlandırma anlamında hem çim alan anlamında diğer üniversitelere göre daha fazla yer ve vakit ayırıyoruz. Mehmet hocamın da desteğiyle, ilgisi ve alakasıyla kendi personelimiz, kendi ekibimiz ve kullandığımız bitkilerin hemen hemen %50'si de kendi seramızda ürettiğimiz bitkilerle peyzaj çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mehmet hocam bizi hiç yalnız bırakmıyor bu konuda. Bizzat kendisi bizim dikime
başladığımız her alana kendisi her gün gelir, kontrollerini yapar, kendisi dikime katılır, kendi tavsiyeleri olur. Onun da öngörüleriyle bitki seçimine kadar hocamın da desteğiyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziraat mühendisi Hikmet Ali Tektabak'ta ot bitmez denilen arazinin nasıl yeşillendirildiğini paylaştı. Üniversitemizin kurulduğu alan biraz sıkıntılı. Yani ağaçlandırma anlamında çok sıkıntılı görüyorsunuz. Yani toprak seviyesi sadece 25-30 santimlerde. Geriye kalan kısım tamamıyla kireç taşı ve kil taşı üzerine. Doğal olarak ağaçlandırması çok zor. Fakat biz zorları başarmakla bu noktaya geldik. 95 yılından itibaren üniversitenin kurulduğu çorak araziyi artık bir vahaya dönüştürdük. Bu da gözüküyor. Kurucu rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberlan hocamızın öngörüleri. Burası 95 yılında ilk kurulduğunda, ilk kazma vurulduğunda Ankara'nın çöplük alanıydı. Hocamızın öngörüleri ve çalışması, yeşili olan düşkünlüğü bugün bu noktaya getirdi. Ve şu an Ankara'nın en yeşil kampüsü bizdedir diyebiliriz. Ve hala bu çalışmalarımız eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Çok vakıf kendileri, özellikle ilgi alanları dönem dönem hocamızın bilgilerine de başvuruyoruz. Onun bilgileri doğrultusunda da hareket edip dikim çalışmaları o doğrultuda da gidiyor tabii ki. Hedef zaten alanımızı hemen hemen %100 kapattık. Bundan sonraki süreçte malum iklimsel ve toprak yapısıyla ufak tefek kurumalar oluyor. Açılan o bölgeleri derhal hemen tekrar kapatmak. Yani şu an zaten sahamız tamamıyla kapanmış durumdadır. Yeşil. 6 bölümden oluşan Mühendislik Fakültesi, 2 bölümden oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve 12 ana bilim dalına sahip Fen Bilimleri Enstitüsü'nü aynı çatı altında toplayarak hizmet veriyor. Son teknolojiyle donatılan fakültede 36 derslik, 3 serbest çalışma alanı, 184 ofis, 2 girişimci ofisi, 12 öğrenci kulüp odası, 73 laboratuvar, 3 seminer salonu, 6 toplantı ve konferans salonu bulunuyor. Başkent Üniversitesi mühendis adaylarına 2 video konferans odası, 4 amfi, 1 kafeterya ve 34 genel destek birimiyle de desteklenen yeni binada kalitede zirve anlayışıyla eğitim vermeye devam ediyor.